All right, so we saw that cross product is not an associative operation. There is a relation between cross products and determinants. Let me also mention that. You have seen, I guess, determinants, right, in high school? Matrices. Okay. Bir ara matrisleri göstermiyorlardı lisede yıllar önce. O yüzden biz diferansiyel denklemde matrisleri işte tanıtıyorduk. 2'ye 2 matris, 3'e 3 matris falan diye. Öyle mi? Ha. Öyle mi? Ha. Anladım. Ben de öğrencilerle dalga geçiyordum. Filmini, kitabını okumadıysanız filmini de mi görmediniz diye. Neyse, siz biliyorsunuz. Yani matrisler şunlar, değil mi? M by N matrix over R is an array of real numbers of the form. Değil mi? Nasıl? M by N means you have M rows and N columns. So rows are indexed like this. Okay, A11, A12, and so on. And then the second row, A21, 22, 2n, and goes like this up to mth row, M1, M2, and MN. We usually write it this way. So this has M columns, sorry, M rows and N columns. Okay. These are the rows and these are columns. In this course, we will need 2 by 2 or 3 by 3 matrices at most. 2 by 2 matrices are like this. 2 by 2 matrix, and a 3 by 3 matrix has this form. H I. 3 by 3. If you have a 2 by 2 matrix, actually you can regard the rows or columns of this as two vectors, right? So given such a matrix, you may regard, for example, AB as a vector, let's say U, and CD as another vector. So you may, or you can also do it this way. This is a vector and this is a vector. You can do it both ways. If you do such an association, then determinant turns out to be this gadget. Suppose you have these two vectors, U and V, okay? Whenever you have two vectors in plane, this determines a parallelogram, and this parallelogram has some area. Okay, it turns out that the area of this parallelogram is the determinant of A. So, determinant of this matrix is
defined to be AD minus BC, but it is nothing but plus or minus the area of the parallelogram determined by the vectors u and u is, let's say, AB and VCD. Okay, so determined is actually something very geometric. It is the area, but it is actually signed area. It can be plus or minus, and this is a very good reason why it should have a sign. It is a physical actually meaning. Area corresponds that so area is a scalar actually, but in physics, for example, area is a vectorial quantity. Why? You know, suppose you have this sheet of paper. It has certain area, but it is important in which directions it lies inside the space. For example, if you wanna compute how much light falls onto this sheet, then you need to know what is the normal vector, because you take the dot product of the normal vector with the direction of sunlight, right? If it is parallel to the sunlight, then no light comes onto this. But if it is perpendicular, then a lot of light comes onto this. Therefore, area as a scalar number is not actually a full invariant of this piece of plane in the space. Okay, area is important, but it's also important how it sits inside the tree space. Is it like this or like this or like this? Okay, that is a vectorial quantity. That's why area is not only a scalar, but it should have a sign in it. Okay. All right. What about actually in tree space in R3? So this, if you let's say U1, U2, U3, and okay, şöyle diyeyim. In R3, tam onu sonra yapayım. In R3, determinant of, let's say, A, B, C, D, E, F, G, H, I is nothing but the volume plus minus the volume of the parallelepiped formed by the vectors U, let's say A, B, C, V, D, E, F, and W, G, H, and I. So let's say U is here, V is here, and W is something like this. Okay, these three vectors form a parallel pipet in R3. What I mean by that is the following. You form this first parallelogram, and then you just complete this to a three-dimensional gadget. Okay, so you have this object here.
So three-dimensional object. The volume of this is this determinant. Again, it's a signed volume, not just a scalar, but it is plus or minus. Yani o da yine şeye karşılık geliyor. Alanda olduğu gibi. Yani mesela güneş ışığı buradan mı gelip geçiyor yoksa buradan mı gelip geçiyor, değil mi? Bu önemli bir şey. İşte buradan gelirse artı, buradan giderse eksi gibi. Aynı şey volume için de geçerli. Hani volümler de doğal olarak artılı eksili olmak zorunda. Matematiksel olarak da niye öyle olmasının gerekliliği şundan. Yani şöyle bir matris alırsanız A, B, A, B. Bunun belirlediği paralelogram nedir? Bu iki vektör aynı, değil mi? O yüzden paralelogram diye bir şey yok. Dolayısıyla area'sı sıfır. İşte bu sıfır olursa o şeye denk geliyor. Bu ikisinin yerini değiştirdiğinizde işaretin eksi olması gerektiğine denk geliyor. Oradan da eğer siz alanı veya hacmi matematiksel olarak bir formülle ifade etmek istiyorsanız illaki o işaretli olmak zorunda. Yani artı da olabilir, eksi de olabilir. O yüzden o kaçınılmaz bir şey ve aslında fiziksel büyüklüklerde de onlar zaten hep artılı eksili olur. Çünkü dediğim gibi hani sizin için önemli olan bu alanın ne kadar büyük olduğu ama bir de girip çıkan şeyler hangi yönde? Yani bu yönde geliyorsa mesela artı diyebilirsiniz, ters yöne eksi diyeceksiniz. İşte flux hesabında mesela o önemli bir şey. Okay. What about the relation between cross product and determinants if you, let's say, U1, U2, U3, and V, V1, V2, V3 are two vectors in R3, then we have what? Şöyle bir şey var. U cross V is just the determinant of the following matrix. You put I, J, K here, and then U1, U2, U3, V1, V2, V3. It is equal to this one. But I didn't tell you... okay, here I told you what is the determinant. But I didn't tell you what is the determinant in case of this 3 by 3 matrices. It is defined as follows, determinant. You take I. İsterseniz ilk önce şöyle yapayım. Yani şunun determinantı A, B, C, D, E, F, G, H, I. Şöyle hesaplanıyor. Bir satır veya sütun alıyorsunuz. Mesela birinci satır alayım. İlk şeyle başlıyorsunuz, entry ile A. Sonra bunu ve bunu kapatıyorsunuz. Geriye kalanın determinantına bakıyorsunuz. Nedir o determinant? E, F, H, I'nin determinantı. O da E, I, minus H, F. Ondan sonra işareti eksi yapıyorsunuz. B koyuyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Sonra yine aynı şey. Bunu ve bunu kapatıyorsunuz. Geriye kalanın determinantına bakıyorsunuz. D var, F var, G var, H var. Determinant D times I minus G times F. And then you change sign again. Buna bakıyorsunuz. Artı C. Yani bir artı bir eksi gidiyor. Yine bunu ve bunu kapatıyorsunuz.
Yani bu entry'yi içeren satır ve sütunu kapatıyorsunuz. Geriye kalan matrisin determinantı. O da nedir? D times H minus E times G. Okay. So it is this expression determinant. Okay. And this is the volume actually of the parallel pipette formed by the rows or columns of these matrices. You may take these as your vectors or these as your vectors. Doesn't matter. In each case, it will give you the volume. But signed volume, okay? The sign could be plus or minus. So the actual volume is just the absolute value of the determinant. Okay? Bir saniye. D, H, E, G. Nasıl dedin? Ha, yok, bu kadar. İşte volume bu. Yani determinant bu. Ya satırdan gideceksiniz ya da sütundan. Sütundan giderseniz de bu şuna eşit olur. Sütundan giderseniz de mesela şu sütundan gidelim veya ikinci sütundan gidelim. B'den başlıyorsunuz ama bu ortada olduğu için burada eksi B ile başlıyorsunuz. Şöyle diyeyim. Şöyle aslında bunu yazarsan nasıl daha kolay? A11, 12, 13. 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3. Herhangi bir satır veya sütundan gidebilirsin. Nasıl? Mesela ikinci sütun boyunca yapayım. İlk entry'yi alıyorsun ama bunun önüne şunu koyuyorsun. Bunun indekslerinin toplamını 1 artı 2, A 1, 2. Ondan sonra bunu ve bunu kapatıyorsun. Geriye kalan determinantı nedir o da? A21, A33, eksi A23, A31. Artı sonra ne yapıyorsun? Buradan gidiyorum ya ikinci sütun. A22, A22 olduğuna göre eksi 1 üzeri 2 artı 2. İndekslerini topluyorsun. A2, 2. Ondan sonra bunu ve bunu kapatıyorsun. A2, 2 içeren satır ve sütunu kapatıyorsun. Geriye kalanın determinantı. Geriye kalan 4 şey şunlar. Bu, bu, bu ve bu. Dolayısıyla A1, 1, A3, 3, eksi A1, 3, A3, 1 artı artı bu eleman, üçüncü elemanı, eksi 1 üzeri 3 artı 2, A 3, 2. Bunu ve bunu kapattın. Ne kaldı? Determinantı A 1, 1, A 2, 3, eksi A 1, 3, A 2, 1. A 1, 3, A 2, 1. Herhangi bir satır veya sütuna göre determinantı açabilirsiniz. Tamam mı? So, if you have that in mind, then what will be the determinant of this? So, this is, suppose I want to open this with respect to the first row. Then I have I. I regard I as if it's a scalar, okay? Actually, it is not. So, this is not a actually correct way of writing it, but you know it just works, so we abuse the notation. So this is I times what you cross this one and this one, determinant of the remaining matrix. So
U2 U2 V3 minus U3 V2 and then you change the sign because this was 1 1, this is 1 2, minus 1 to the power 1 2 is just minus 1. You cross this one and this one, so you have U1 V3 minus U3 V1 plus K. You take this one, minus 1 to the power 1 plus 3, because this is A1 3, so minus 1 to the power 1 plus 3 is just 4, so it's plus 1. You cross this one and this one, so U1 V2 minus B1 U2. Okay. So you see that cross product of these two vectors is just equal to this determinant. Okay, so there is such a relation between determinants and cross product. We have cross product in R3, but we don't have cross product in other spaces. For example, in R4 we don't have a cross product. Okay. In R5, we don't have a cross product. We have some kind of product on R4 called quaternion product. But on any Rn, other Rns, there is no such a product. There is one product called octonions, but it is not associative. And since it is not associative, it's a very, it is very difficult to make any computation for that. Octonions lies in R8, and there is another one in R16. It's even worse, and no other. Okay, and it's a actually theorem that there are no products on Rn's, and it is proved only in this, I mean last century in 60s. So till that time nobody knew that were there, I mean is there any product on Rn for big n's. We learned the answer like 60 years ago approximately, and the proof uses geometry, actually topology, more specifically algebraic topology. There is a branch of mathematics called algebraic topology, and the proof uses this. Okay, so this thing is a graduate course in our department. It's like soft geometry together with some algebra in it. Okay, and without using that kind of mathematics, you cannot prove that there are no products. Okay, so that's the only proof we know. Okay, so there is a cross product in R3 you have seen in maybe high school, but there is no other cross product. Okay. Let's see some examples of determinants. For example, let's see notation. We can write determinants like this, or sometimes simply just like this. Okay, so if you just write a matrix like this, it means determinant of that matrix. For example, let's do this: 1, 4, minus 2, minus 3, 1, 0, 2, 2, minus 3. Okay, so what is this? So my 1 times I cross this one and this one, determinant of this.
So minus 3 minus 0, so minus 3. And then okay, look at this entry. So minus 4 times cross this one and this one. So 9 minus 0. And then this entry plus here, minus here, plus here. But I have minus 2 times cross this one and this one. So minus 6 minus 2. So the answer is minus 3 minus 36. Burası eksi 8 artı 16. So the answer is eksi 20 eksi 23 mü? Kim doğru mu? Evet, doğru yapmışız. Some properties of determinants. If two rows or columns are the same, then the determinant is zero. You can see this from the algebraic expansion of determinant. But there is this, nice geometric explanation. If two vectors are the same, then these three vectors doesn't form a volume in R3, right? So for these three vectors to form a volume, it should be something like this, right? If two vectors are the same, then suppose u and v are the same, then what is the volume of these three vectors would form? It doesn't form a volume. It forms an plane piece, right? An area, but the volume of this is just zero. Okay, so that's the geometric actually meaning to that. What else? If we add a multiple of a row or a column to another row or column respectively, then the volume doesn't change. Yani şunu söylüyoruz. Bakın. Diyelim ki 3 tane row var. R1 ya da şöyle diyeyim U ve W. Bir row'lardan birinin bir katını diğerine ekliyorsunuz. Yani iddiamız şu. Bu determinant ya da determinantı şöyle yazayım. Bu determinant şundan aynı. Diyelim ki birinci satırı aldım. Onu lambda ile çarptım ve ikinciyi ekledim. Bu determinant aynı. Ya da bunlar kalım olsaydı, şöyle olsaydı. Birinci kalım, ikinci kalım, üçüncü kalım. Ben işte şey yapıyorum. Diyelim ki ikinciyi üçüncüye ekliyorum. U ve lambda V plus W. Tamam mı? İkincinin lambda katını üçüncüye ekliyorum. O zaman yine volume değişmez. Neden değişmiyor? Nedeni çok basit. Yine geometrik düşüneceksiniz. Bakın mesela şu U olsun. Şu da V olsun. U ve.
Bunun determinantı nedir? UV'nin determinantı UV şu değil mi? Area. Peki U artı diyelim ki ben şunu yaptım. Lambda U artı V dersem ne olacak? U'nun ya da şöyle diyeyim. Evet, U'nun bir katını lambda'ya ekliyorum. O zaman ne olur? U'nun lambda katı mesela şu olsun. Lambda U, tamam mı? Bunu V'ye ekliyorum. Bunu V'ye eklemek ne demek? Bunu V'ye eklemek V vektörünün ucunu değil mi? Bu lambda U. Bunu V'ye ekliyorum. V'ye ekleyince bunu şunu elde edeceğim. Değil mi? Şu vektör, daha doğrusu bunun ucu, değil mi? Bu vektör artı bu vektör. Şurası lambda U. V'ye eklediğim zaman bunu elde ettim. Yani şu vektör şu ne oldu? V artı lambda U. Ve biz ne diyoruz? Bu alanla bu alan aynı. Bakalım aynı mı? Şimdi U ile V'nin alanı nedir? U ile V'nin alanı şuydu. U şu vektör, değil mi? V de bu vektördü. Buradaki paralelograma baktık. So, this is this determinant. Peki bu ne? U aynı. U aynı, değil mi? Ama ikincisi lambda U ve lambda U ve şu uzun olan. Yani şu mavi olan vektör. V plus lambda U. So what is the area? I form the parallelogram, right? Şöyle paralelograma bakacağım. İşte U kadar daha gideceğim, değil mi? Bu resim biraz kötü oldu. Şöyle yapayım. Yani sığmadığı için kötü oldu. Pardon, şöyle. Şuradan çizeyim tekrar. U. V plus lambda U. Buradaki şeyi kurarsam paralel kenarı o ne olacak? Bir daha U kadar gideceğim, değil mi? Ondan sonra da şuna bakacağız. Bu ikisinin alanları aynı mı? Aynı. Neden? Çünkü taban uzunlukları aynı ve yükseklikleri aynı. Değil mi? So for these two parallelograms, the areas are the same because base lengths are the same and the heights are the same, right? This is the height. So adding a multiple of a row to another row doesn't change the volume or area. It just bends the object, okay? But the area is preserved. Base length and height doesn't change, but it just, goes like this. But the area doesn't change. Tamam mı? Fikir bu. Okay. So here's some examples.
Okay. Find the area of the triangle with vertices A, which is 110, B, 302, and C is 0 minus 1, 1. So I have these three vectors or points, A, B, C points. A, B, C. And we would like to find the area of this triangle. Well, how can I find the triangle, area of the triangle? Well, instead of triangle, let's find the area of the parallelogram. Okay. Let's look at this one. Yani şöyle diyeyim. Yok böyle. Oldu mu? Oldu gibi. Okay. What is the area of this triangle? Area of the triangle is half of the area of the parallelogram, right? Area of ABC. Okay, let's see. Area of ABC is just 1 over 2 area of the ABCD. ACDB. And what is this area? Well, this area is just you take this vector, let's say u, and this vector v. Take the cross product, and that cross product, ya da şey diye bakabiliriz. Just the determinant, right? Determinant of uv. So, u is what? U is just the vector, pardon, burada olmaz. Bu 3'e 3 çünkü şey, tamam, biraz daha dikkatli olmamız lazım. Cross product da yapmam lazım. Okay, we have to take the cross product. U cross V. But then I need to take the norm of this vector. Neden? Cross product ne veriyor bize? Cross product okay. So cross product is this, right? Suppose this is the angle theta. You see, u cross v, this is norm u, norm v, and then sine theta. And you see what is, let's say u. So this is u, and then this. What is this? Norm u times sine theta. That is the actually height here. Okay. Buna gerek kalmadı. Bunu daha sonra yapayım. Şöyle diyeyim. Şurada direkt bu şey u cross v olacak mı? Evet. Bakalım.
Şimdi V çarpı V'nin boyu çarpı sinüs teta nedir? V'nin boyu çarpı sinüs teta H'e eşit, değil mi? So this is U cross H. So this is just base length times height. So this is the area of the parallelogram. Okay, so that's correct actually. This is area of A, C, D, B. So therefore this is one half area of A, C, D, B. And that is just cross product of U and V. And then you take the absolute no length. So let's do that. What is U? U is the vector AC. So AC is what? A'dan başlayıp C'ye giden vektör. Bu nedir? Eksi 1. Eksi 1. Bir daha çıktı. Eksi 2. 1. V nedir? V is AB. So it is just what? B'den A'yı çıkartacağız. 2. Eksi 1. 2. Okay. I need to take cross product of these two. What is the cross product of these two vectors? U cross V. Well, we write I, J, K and then minus 1, minus 2, 1, 2, minus 1, 2. So let's see what we get. I times burayı buraya kapattım. Eksi 4 eksi eksi bir daha eksi 3 eksi C çarpı eksi 2 bir eksi 2 de buradan eksi 4 artı K çarpı 1 eksi eksi bir daha 5. Peki bu. Bunun boyu nedir? Yani bu neymiş? Eksi 3i eksi artı 4j plus 5k. So what is the length of U cross V? Well, it is 9 plus 16 plus 25. So square root of 50. Therefore, this area is just okay, so 1 over 2 times. 1 over 2 times the area of ACDB. So 1 over 2 times this, which is just square root of 50 over 2. Okay. Alright, let's have a break. After the break, we can continue.